Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size IELTS ile ilgili genel bilgi vereceğim. İnsanlar genelde yurt dışında bir yere başvuracağı zaman, iş olabilir, okumak için başvuracağı zaman ya da üniversitelerinde hazırlık atlamaları gerektiği zaman, İngilizcelerini ispat etmeleri gerektiğinde kısaca IELTS'i kullanıyorlar. Uluslararası bir sınav. Öncelikle IELTS arkadaşlar yaklaşık 2 saat 45 dakika sürüyor. 0-9 arasında puanlanıyor. 0 no attempt yani hiç girişimde bulunmadı. 9 expert uzman anlamına geliyor. 4 bölümden ilki listening. 4 tane listening metni oluyor. 40 item dediği burada 40 sorudan oluşuyor ve yaklaşık bütün bu 2 saat 45 dakikanın 30 dakikası listening'in bu 4 bölümünde gidiyor. 4 listening bölümünün ilki genelde ilkinde 2 konuşmacı sosyal bir konuda konuşuyor ya da sosyal bir konuda tek konuşmacı oluyor, monolog yapıyor. Üçüncü görevde yine 1-4 kişi arasında eğitimsel anlamda olabilir bir sohbet geçiyor. Yine eğitimle ilgili olarak monologun geçtiği dördüncü bölüm var arkadaşlar. İkinci bölümü ikiye ayırıyoruz. Akademik olarak yurt dışında okumak isteyenler veya üniversitesinde hazırlık atlamak isteyenler bu bölümü yapıyorlar. Bir de yurt dışında işte ne diyebiliriz? Gezme amaçlı olabilir veya orada lise okuma, daha az seviyede bir okul okuma için gidenler general training reading yapıyorlar. Ama genelimiz academic reading'e girmek zorundayız. Academic reading ile general reading aynı. Üçer bölümden oluşuyor. 40 soru, 60'ar dakikanızı alıyor. İçerik olarak fark var. Ya buna giriyorsunuz ya buna. Örneğin akademik dergilerden, kitaplardan, normal dergilerden, gazetelerden sorular sorulur. Doğru yanlış, evet hayır ya da parçada yok. İşte eşlendirme, cümle tamamlama, özet tamamlama, not, tablo, bir iş akışı şeması tamamlama gibi sorular oluyor. Kısa cevaplar verilebiliyor bir iki kelimelik. Bunlarla ilgili kısa bir notum olacak videonun sonunda. Parçalardan bir tanesi genelde mantıksal bir argüman üzerine kurulu oluyor ve biraz da uzun oluyor, detaylı oluyor. Ama konu olarak da general interest yani herkesin anlayabileceği bir alandan seçiliyor. General training biraz daha basit buna göre. Birinci metin genel survival English dediğimiz hayatta kalma İngilizcesi, basit İngilizce ile ilgili sorular var. Basit dediyse yani tabii yine de ihtiyacınız olan hangi kuruma gidecekseniz onların istediği seviyeye göre daha üst seviyede yapmanız gerekiyor bazı bölümleri. İkincisi genelde belli bir kontekst içinde bağlama odaklanan metinler oluyor. Buradan kastımız hani metinde ne anlatılmak isteniyor, genel olarak metinden ne çıkarırsınız gibi sorular. Üçüncüsü biraz daha uzun, betimlemeli, bilgilendirici ama tartışmacı değil akademikte olduğu gibi. Metinler oluyor. Yine soru tipleri birbirine benziyor aynı şekilde. C bölümünde yine akademik ve genel olarak ayırıyoruz. İki task oluyor. İkisinde de 60'ar dakika. Yine birinden birini yapmanız gerekiyor. Hangisine başvurduysanız. Başvuru ile ilgili de kısa bir notum var birazdan. Birinci görev genelde 20 dakika sürüyor. Genel İngilizce, genel training'de de eğitimde de öyle. 150 kelime birinci task, 150 kelime. Genelde bir diagram veriliyor. Yani bir tablo, bir grafik veriliyor. Siz kendi ifadelerinizle o tabloyu anlatıyorsunuz. Şey de öyle, genel training'de de öyle ama orada biraz daha tablodan ziyade bir durum veriliyor. Bu durumda kişisel olarak ne düşünüyorsunuz ya da factual information, gerçek bilgiler vererek neler söyleyebilirsiniz kendinizi sunmanız isteniyor. İkinci task biraz daha uzun, hatta iki kat uzun ama puanı da ona göre iki kat arkadaşlar. 250 kelimelik bir görev. Bir argüman, bir sorun, bir görüş açısını belirtmeniz, bunları sunabilmeniz. Yanlış yazmışız. Çözüm sunabilmeniz, karşılaştırmanız fikirleri isteniyor veya fikrinizi desteklemeniz isteniyor. Burada bu beceriniz test ediliyor. Uygun bir stille bunları değerlendirip orada herhangi bir metinde belirtilen fikirlere meydan okumanız da istenebilir. Benzer şekilde genel training'de de bu tür sorular soruluyor. Son olarak yani son bölüm speaking bölümü iki bölümden oluşuyor. Burada genel akademik diye ayrılmıyor. 10-12 dakika sürüyor ve yüz yüze gerçekleştiriliyor. Genelde randevu aldığınızda başka bir güne randevu veriliyor size sizin seçeceğiniz. Bununla ilgili de kısa notumuz birazdan söyleyeceğim size. Birinci bölüm 4-5 dakika genel bilgi. Kendinizi tanıtırsanız ailenizle ilgili sorular sorabilirler.
işinizle, ilgilerinizle ilgili olabilir. Buna hazırlıklı olun. İkinci bölümde 3-4 dakika ayrılıyor. Bir dakikası verilen görev, size görev verilecek. Task kart dediğimiz kart verilecek. Bir dakika hazırlık için bekleyecekler sizi. Sonra 1-2 dakika o konu üzerinde konuşmanız istenecek. Gerekirse sınavı yapan examiner 1-2 soru da sorabilir size. Speaking'in son bölümü de 4-5 dakika kadar sürüyor. Burada iki yönlü tartışma söz konusu. Daha soyut konular konuşuluyor burada. Ama ikinci bölümdeki konuyla genelde bağlantılı oluyor. Yani biraz alttan alta önce bilgileriniz harekete geçiriliyor. Daha sonra derinlemesine konuşturuluyorsunuz. Burada speaking de yani akıcılığa, kurduğunuz cümleler arasındaki tutarlılığa, kullandığınız kelimelere, gramer, ne kadar farklı gramer yapıları kullanıyorsunuz, ne kadar doğru kullanıyorsunuz, telaffuza bakılıyor. Bunlar speaking'de önemli olan konular. Bunların dışında söylemek istediğim diğer önemli notlar, kalem tıraşınızı, silginizi götürmeniz gerekiyor. Bir kayıt yaptıktan sonra, randevu aldıktan sonra 5 ay öncesine kadar sanırım paranız iade ediliyor, iptal edebiliyorsunuz sınavı. Detaylı bilgiler yine birazdan vereceğim adreste bulabilirsiniz. Vereceğiniz cevaplar genelde küçük harflerle olabilir, büyük harflerle olabilir, fark etmiyor. İkisi de kabul ediliyor. Bazı alternatif cevaplar varsa onlar da kabul ediliyor. Ve mesela şu tür uyarılara dikkat edin. No more than three words. İşte 3 kelimeden fazla olmaz dediğinde 4 kelime yazmamaya özen gösterin arkadaşlar. Onun dışında buraya yazmamışım ama kelimeleri doğru yazmanız önemli. Spelling burada önemli yani. Ancak standart kısaltmalar kabul ediliyor. Amerikan İngilizcesi kullanabilirsiniz. İngiliz İngilizcesi bazı kelimeler fark ediyor yazılışları. İkisi de kabul ediliyor. Sayılar, tarihler, döviz kurları için de yine alternatifler kabul ediliyor arkadaşlar. Bu konuda sıkıntı yok. IELTS, British Council ile beraber çalışıyor. Onların ürettiği bir sınav diyebiliriz. O British Council'ın sitesine girip IELTS diye ararsanız, IELTS başvuru, oradan randevu sistemini hallediyorsunuz. Ödemelerinizi, bilgilerinizi girdikten sonra, kaydınız olduktan sonra istediğiniz günü veya ayı seçebiliyorsunuz uygun olanlardan. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olur. Tabii bu videoyu çekim esnasında doğru olan bilgiler, zamanla değişiklikler olabilir. Bunları da yine ilgili sitelerden takip etmeniz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler.